Değerli ruh sağlığı profesyonelleri, değerli lisans öğrencileri, hepimiz hizmet sektöründe çalışıyoruz ve aslında hizmet sektörleri arasında belki de en kutsalı olan sağlığa yönelik hizmet sektöründe çalışıyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki insan hayatlarına dokunacak, insan acılarını dindirmeye yönelik çabalar gösterecek insanların öyle birçok kaynakta olduğu gibi minimum eğitim standartları ile değil, aslında maksimum eğitim standartlarıyla donanmış olması gerekir. Ancak bu mümkün değilse, o zaman da optimum eğitim standartları seçilmesi gereken doğru yoldur. Peki, optimum eğitim standartlarını nasıl seçeceğiz bunca terapi arasından? Tabii ki bütün terapiler değerlidir. Çünkü insana verilen emeklerin hepsi değerlidir. Ama hepsinin değerli olması, bunların arasından bir seçim yapılmaması anlamına gelmez. İsterseniz bunu bir dağ çıkma metaforuyla sizlere anlatmak isterim. Bir dağın tepesine çıkmak istediğiniz zaman etekte sizi dağın tepesine çıkaracağını vaat eden pek çok patika görürsünüz. Bu patikaların hepsi sizi dağın tepesine çıkaracağını vaat eder ama hepsi dağın tepesine çıkarmaz. Ama bu patikaların bir kısmı eğer sizi dağın tepesine çıkarırsa o zaman her koşulda dağın tepesinden manzara her zaman aynıdır. Dolayısıyla seçtiğiniz terapinin sizin dağın tepesine çıkarttığından emin olmanız gerekir. Peki psikoterapilerde dağın tepesine çıkaran patika hangisidir diye sorduğunuz zaman adını kolaylıkla bir cümleyle şöyle verebilirim. Kanıta dayalı tedavidir. Kanıta dayalı tedaviler diyorum çünkü günümüzde işte açık öğretimden psikoloji öğrencileri bir eğitim olabilir mi, olmayabilir mi gibi tartışmaların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi eğer bizler bir hobi seçiyor olsaydık, kendi kişiliğimize yönelik olarak benim kişiliğime şu terapi yaklaşımı daha çok uygun deyip seçebilirdik. Ama unutmayın ki bizim seçtiğimiz yolculuk yalnızca kendimizi geliştirmek için değil, bize danışan insanların hayat kalitelerini iyileştirmek, onları şimdi olduğundan daha mutlu ve huzurlu bir hale getirebilmek için de seçilen bir yolculuk olduğuna göre, bir hobi değil bir meslek seçtiğimize göre kanıta dayalı olan yaklaşımları öncelikle öğrenmek durumundayız. Eğer psikolojinin değerini arttırmak istiyorsanız arkadaşlar, psikolojinin önemini arttırmak istiyorsanız o zaman mutlaka öncelikle kanıta dayalı yaklaşımları seçmelisiniz. Peki kanıta dayalı yaklaşım nasıl anlaşılıyor? Yanlış anlaşılan şey ne? Kanıta dayalı yaklaşım dendiği zaman çoğu kez anlaşılan şey tedavileri yapıyorum ve tedaviler insanlarda etkili oluyor. Bunu gösterdiğim anda kanıta dayalı bir tedavi yaptım mı zannediliyor. Oysa kanıta dayalılık benim gözümde yalnızca tedaviden alınan sonuçlar değil, aynı zamanda bu yaklaşımın teorisinin kendisinin de kanıta dayalı olması gerektiğini söyler. Yani siz öyle bir teori yapacaksınız ki teorinin kendisi kanıta dayalı olacak ve bu sağlam zemin, solid zemin üzerinde siz öyle uygulamalar yapacaksınız ki size danışan insanlar geldikleriyle gittikleri arasındaki farkı görecekler. Bu kanıta dayalı yaklaşımlar içinde tabii en önemlisi de bugün pek çok dalganın, yeni terapilerin ortaya çıkmasını sağlayan ve bütün bu terapilerin anne babası sayılabilecek bilişsel ve davranışçı terapiler. Kognitif davranış tedavileri kanıta dayalı esnek bir zemin üzerinde gelişen, yüzün üzerinde bugün çok önemli ürünlerin yerleştiği bir tedavi yaklaşımı. Bugün üçüncü dalga olarak hepinizin duyduğu, aslında üçüncü dalga diye duyuyorsunuz ama ismi üçüncü dalga bilişsel terapiler. Bu yaklaşımların bilişsel davranış terapiler neler var içinde derseniz, işte farkındalık temelli terapiler var, kabul yönelimli, kabul ve adanmışlık terapiler var, diyalektik davranış tedavileri var, şefkat odaklı terapiler var. Bütün bunlar metakognitif terapiler var. Bütün bunların hepsinin anne ve babası bilişsel ve davranış terapileri. Dolayısıyla altta sağlam bir zemin dediğimiz şey, kanıta dayalı dediğimiz şey bilişsel ve davranış terapileri olmalı. Biz Kent Üniversitesi'nin yüksek lisans bölümünde işte bu alana öncelik veriyoruz. Yani sizin çağdaş yaklaşımlarla yetişmenizi, bu çağdaş yaklaşımın üzerine de çeşitli başka okullardan da bir takım malzemeler alarak hem uygulamada hem de teoride çok iyi yetişmiş elemanlar olmanızı, ruh sağlığı elemanları, ruh sağlığı hizmeti veren profesyonelleri olmanızı istiyoruz. Ve şimdiye kadar olan öğrencilerimiz de tabii ki aslında bu eğitimden çok memnun oldular. Ve umarım ki onlarla da görüşür, onların fikirlerini de alırsınız. Ama tabii ki siz gençler zaman içinde anlayacaksınız ki psikolojinin geleceği hep bu kanıta dayalı yaklaşımlardı. Yaklaşımın en önemli özelliği ne derseniz, yaklaşımın en önemli özelliği kanıta dayalılık yanı sıra kısa sürede
sonuç alınan yaklaşımlar olması, kısa sırada sonuç alınan yaklaşımlar olması otomatik olarak bazı eleştirilerin gelmesine sebep olmuş. Hangi eleştiri derseniz, kısa sürede etkili olduğuna göre yüzeysel olmalı. Hayır, kısa sürede etkili olması yüzeysel olmasıyla ilgili değil, her bir bozukluğa özgü bir takım profillerin çıkarılmış olması ve neyle uğraşıyor olduğumuzu bilerek bu uğraşmamız gereken ana nokta ile uğraşarak bozuklukların gidişatını değiştirmek. Ama hemen şunu söylemek isterim ki size, dilsel davranışçı terapiler sadece bir tedavi yaklaşımı değil, bir yaşam biçimi. Örneğin benim hayatımı üzerine kurduğum bir yaşam biçimi. Esnek olabilmek, esneyebilmek. Yani bana göre iyi bir terapist aslında kendi başına bir takım. Yani bir nevi bugünün terimleriyle konuşacak olursak bir Batman. Cebinde, yani çok altta sağlam bir, solid bir zemin var ve cebinde ise çeşitli malzemeler var. Bu malzemeleri çıkarıyor ve gerektiği yerde kullanıyor. Yani terapide zaten iki zihnin bir zihinden daha iyi çalışabileceğini düşünerek bu varsayım üzerine kurulu iki kişilik bir iş. Yani biz yaptığımız yaklaşımlarda bireyleri, bize gelen bireyleri, bilişsel davranışçı yaklaşımlarda kendilerine yapılan tedavinin pasif edilgen seyircisi konumundan çıkarıp aktif ve etkin katılımcıları haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bize göre insan insana bir ilişki, bir hasta hekim ya da terapist hasta ilişkisinden çok daha önemli. Çünkü insan insan ilişkinin olmadığı bir yerde terapist hasta ilişkisinden bahsetmek zorlaşır. O yüzden de dikkat ederseniz bazen hastalar size gelir ve ne derler? Gittiğim hekim çok iyiydi derler ve hemen anlarsınız size geldiğine göre. Bir sonraki kelime ne olacak? Ama ne yazık ki bana yardımcı olamadı. Şimdi neden bahsediyor burada bu danışan? Diyor ki gittiğim hekim çok iyi bir insandı ama teknik tarafı yeterli değildi. Bazen de hastalar gelir ve der ki gittiğim hekim belli ki çok bilgili birisiydi ancak onunla yıldızımız parlaşmadı. Bir şekilde buluşmadı, yani uyuşmadık biz onunla. Burada neden bahsediyor, nasıl bir terapistten? Aslında belki de çok bilgili ama hastaya nasıl ulaşacağını bilmeyen bir terapistten. Dolayısıyla terapi her zaman bir takım teknik modlarla, yapmanız gereken teknik işlemlerle insan-insan ilişkiler, yani ilişki modu arasında gider gelir. Biz bize danışan kişilere ve bizimle eğitim alan ruh sağlığı profesyonellere işte bu her iki alanda da yetkin olmaya yönelik çabalar vermeye çalışıyoruz. Unutmayın ki, tekrar ederek son olarak cümlemi şöyle bitireyim. Yani bilişsel davranışçı yaklaşımları lütfen yalnızca bir tedavi yöntemi olarak kabul etmeyin. Hastalıkların önlenmesinde, en az hastalıkların tedavisinde olduğu kadar etkin. Yaşam kalitesini iyileştirmekte aynı şekilde etkin. Performansı iyileştirmekte aynı şekilde etkin. Biz de bu eğitimleri benim bir zamanlar başkanı olduğum Avrupa Bilişsel ve Davranış Terapileri ekibinin, yani birliğinin oluşturduğu standartlara göre yapmak istiyoruz. Yani yarın öbür gün siz buradan mezun olduğunuzda Avrupa Birliği'nin oluşturduğu eğitim standartları içinde kendinizi yetişmiş olarak bulacaksınız. Bu yolculuğu bizle yapmak isterseniz biz bunu memnuniyetle sizlerle paylaşmak isteriz. Umarız ki bu üniversiteye katılır ve bizlerle birlikte eğitimlerinizi bir şekilde tamamen holistik bir kafayla, bütüncül bir kafayla yaparsınız. Bazen insanlar çıkar ve size hep şunu söylerler. Bütüncül yaklaşım bütün yaklaşımlardan daha önemlidir. Yani entegratif yaklaşım. Bütüncül olan tedaviler değildir. Bütüncül olan terapistin zihnidir. Bazen şöyle derler, acaba derinliği yeterince var mı? Derinliği bir terapinin derinliği, terapistin ve danışan insanın derinliği kadardır. Dolayısıyla sizin derinliğiniz ne kadar fazla ise o kadar derinlerde olur. Ama bazen gerçek o kadar derinde değil, burnunuzun ucundadır. Dolayısıyla lütfen bütün bunları göz önüne alarak eğitimlerinizi yaparken kanıta dayalı yaklaşımlarla başlayın. Eğitim standartlarını yükseltmenin en önemli şey olduğunu bilin ki bizim verdiğimiz eğitim kolaylıkla uzaktan verilebilir bir eğitim olmasın ki bugünkü tartışma yapılan konular bir şekilde yok olsun. Yani eğitimin standartlarını yükseltelim. 3. Bizim Kent Üniversitesi'nde Kent'in tezli yüksek lisansında ben kendi kurduğum ekiple hem Avrupa Birliği'nin hem de halen parçası olduğum Dünya Bilişsel Davranış Terapiler Federasyonu'nun ben yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Uluslararası Kognitif ve Davranış Terapileri Birliği'nin de başkanıyım. Çoğunuz bunu biliyorsunuz herhalde. Sizlere en iyi standartlarda en iyi eğitimi vermek için her zaman yanınızda olacağım. Ve ekibimle birlikte hepinize bu yolculukta, bu bitmeyen değerler yolculuğunda başarılar diliyorum.